Ayıp ediyorsun Recep abi, sana hiç kerek karpuz verir miyim? Sağ ol Murat. Ben de. Amma hamarat herifsin, bizden de erkencesin. Çek oğlum arabanı, sabah sabah. Çekeceğim abicim, çekeceğim. Mülünün altına Mercedes çekeceğim. Ah Mülü, yaktın beni Mülü. O ağzı, gözleri, upuzun beyaz bacakları, yüz yuvarlak bembeyaz taş gibi memeleri. Şeytan diyor ki, ısır. Bana bak, sabah sabah dükkanına git, hadi. Ah, ah bu koca güneş ne zaman batacak? Ne zaman gece olacak da Mülüm'ü göreceğim? Ne diye buraya geliyorsun sanki? Orada yatsana. O pavyonun üç duvarı ile çatısının parası senden çıktı. Sahibi sayılırsın, sahibi. Yok ya, ne sandın inek arabası? Gel bir gece de gül pavyonda arkadaşının forsunu gör. Tamam tamam, gelirim bir gün. Şimdi git dükkanına. Bilirsin sabahları çalışmam. Hadi git ulan. Gece hayatından habersiz kaba adam. Sen varsın ya sen. Sen benim için yemin ederim ki bir ayısın. Ayı ayı. Mülü yalnız yanağından değil, dudağından da öpmüş. Babam geldi. Tabii gelecek kızım. Buradan güzel pansiyon mu bulacak? Burası benim evim Leman. Hele geldiğim zaman koşup beni karşılayacak, elimdekileri alacak insanlar olsa bu evin reisiyim bile diyebilirim. Yemeğin hazır. Biz yedik, sana yeniden ısıtayım. İlknur, sen de git yat, sabah okul var. Kızım beni sevmiyor Leman. Ona kötü örnek oluyorsun. Kavga da etsek o yokken etmeliyiz. Kötü örnek olan sensin. Ama bütün gün onunla sensin beraber olan. O zaman sen evde otur, onu istediğin gibi yetiştir. İyi iyi, gene başlamayalım. Başlayan sensin. Oh.
Uykun mu? Başım ağrıyor. Dizlerim ağrıyor. Ovayım istersen. Dur. Yeter. Benim oğluna falan istediğim yok. Çık durma, kaç gündür burnumda tutuyorsun. Bırak beni. Bırak. Of. Bırak. Of. Sana pansiyonculuk yapmaktan bıktım. Ben pavyon kadını mıyım? Canın kabardı mı itiyor... İsteğin kabardı mı çekiyorsun.